İsterdik ki aslında bazı yöneticilerimiz de burada olsun. İlin yöneticileri diyorum. Onları da burada bulamamanın da açıkçası üzüntüsünü yaşadık. Ama her şeyiyle mükemmel bir iki gün geçirdik. Ve birazdan da zaten belediye başkanlarımız sonuç bildirgesini birazdan okuyacağım. Güzel de bir toplantı gerçekleştirdik kendi aramızda. Başkanlarımız sorunlarını tartıştılar, kendi önerilerini ortaya koydular ve güzel bir toplantı da gerçekleşmiş oldu. Birazdan da size sonuç bildirgesini aktarmış olacağım. Belediye başkanlarımızı bu süreç içerisinde yakın takip ettiğiniz için onların Konya'daki yaptıkları toplantıyı bütün vatandaşlarımıza ulaştırdığınız için de ayrıca sizlere teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı sunuyoruz. Evet, hazırız herhalde arkadaşlar. Evet. 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın Konya Deklarasyonu'nu ifade ediyorum. Türkiye'nin en büyük 11 kentinin Büyükşehir Belediye Başkanları olarak 39. buluşmamızı bu kez Konya'da gerçekleştirdik. Hoşgörüyü, herkese ve her fikre açık olmayı, toleransı Anadolu coğrafyasına işleyen Mevlana Celaleddin Rumi'nin kentinde Vuslat'ın 749. yıl dönümünde Konya'da çalışmamızı tamamlamaktan son derece memnunuz. Bugün kuşkusuz gündemimizin yegane maddesi iktidar eliyle yönlendirildiği çok açık olan yargı kararlarının ülkede yarattığı tedirginlik ve kaostu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak cezası bunun son ve en ağır örneklerinden biridir. İktidar mensuplarının hem Türkiye hem de dünyada tepki çeken bu antidemokratik kararı savunması ve adeta üst mahkemelere kararın onanmasına dair medya üzerinden mesajlar vermesi olayın vehametini de ortaya koymaktadır. Mevcut rejimin vesayetçi yargı mekanizmasıyla saldırısı Türkiye demokrasisinin bekasına bir saldırıdır. Genç kuşakların geleceğine bir saldırıdır. Topluma, toplumun seçme hakkına kumpas kuran bir şantajdır. Bu şantaja boyun eğersek ülkemizi geri dönülmez bir karanlığa taşıyacaklar. Bu şantajı kabul etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Belli ki iktidar 2023 genel seçimlerinde siyasi mücadelesini mertçe yapmak yerine yarışa avans olarak başlamak istemektedir. Kuşkusuz bu seçimleri kaybedecek olmalarından ötürü duydukları paniğin ve telaşın tezahürüdür. Ancak bu çabaları ters tepmiş millet iradesine Saraçhane'de liderleriyle sahip çıkacağını da göstermiştir. Hoşgörünün merkezi Konya'dan bir kez daha devleti iktidar hırslarıyla kendi aygıtına çeviren, ülkeyi despotik bir karanlığa götürmek isteyenlere seslenmek isteriz. Geçmişte milletimizin demokratik iradesini sekteye uğratmayı amaçlayan birçok hukuksuzluk ve birçok antidemokratik müdahale gerçekleşti. Bugüne kadar muktedirlerin kendilerine vehmettikleri sınırsız güçle siyaseti dizayn etme çabaları her zaman milletimizin vicdanına çarparak berhava oldu. Hiçbir hukuksuzluk, hiçbir siyasi mühendislik milletimizi tarihi rotasından saptıramadı. Bu kararda Türkiye'yi rotasından çeviremeyecektir. Milletimizin ferasetine, basiretine, vicdanına, irfanına
güvenimiz tamdır. Millet kendi iradesine sahip çıkacak, kendisine sınırsız güç vehmedenlere sandıkta tarihi bir ders verecektir. Hatırlatmak isteriz ki bizler 1980 darbesinde kapatılmış, mallarına el konulmuş, yöneticileri yargılanmış, gençleri işkence görmüş ama iradesini asla teslim etmemiş, her darbeden, saldırıdan, küllerinden yeniden doğarak yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Bizler bu iktidar döneminde suikast girişimlerine, linçlere, saldırılara uğramış, ancak yılmamış, teslim olmamış, boyun eğmemiş, dirayetle, basiretle Millet İttifakı'nın mimarı olmuş, demokrasi cephesini genişletmiş, altılı masada büyük bir Türkiye İttifakı kurmuş, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçilmiş belediye başkanlarıyız. Bu yolculukta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz. Altılı Masa'nın 2023 yılında ülkemizi seçim zaferine kavuşturacağına olan inancımız da tamdır. Unutmayın, hiçbir koltuk Türkiye'nin demokrasisi milletin huzuru ile oynamaya değmez. İktidarın görevi huzur ve sükun içinde toplumu seçime götürmektir. Suni krizlerle halkımızı germek, toplumsal reaksiyonlara yol açacak kararları imza atmak bu süreçte hiçbir kişi ya da gruba fayda sağlamayacaktır. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğimiz 40 milyondan fazla yurttaşımızın yanında olduğumuzu, onların her derdiyle dertlendiğimizi ve çözüm projelerimizi hayata geçirdiğimizi tekrar vurguluyoruz. Adalet, demokrasi, hak ve hukuk yolunda el ele, kol kola, omuz omuza yürüyerek bu birlikteliği daha da büyüteceğiz ve gelecek güzel günleri birlikte kucaklayacağız. Bu yolda hep birlikte neler yapacağımızı da herkes görecek. Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Biz de asla ve asla umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Milletimizin de umudu asla yitirmeyecektir. Evet, teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Sonuç bildirgemizi de böylelikle ifade ettik. Katılımınızdan dolayı da hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Konya'da hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet. Ağzına sağlık. Sağ olun.